Arkadaşlar merhabalar. Bugün Cemre ile beraberiz. Beraber antrenman yaptık. Ve sakatlık konusunda tecrübeli olduğu için, aynı zamanda ne zamandır görmek istediğiniz için beraber video çekelim dedik. Sakatlıklara değineceğiz. Bugün spesifik olarak omuz sakatlıklarına değineceğiz. Abi sen bayağı tecrübelisin sakatlık konusunda. Aynı zamanda bayağı da okuyorsun. Hani neler daha fazla yaygın görülüyor, nelerden kaçınılmalı, nelere odaklanılmalı? Bunlardan hani omuz sakatlığı ile ilgili biraz bahsetmek ister misin bize? Tabii. Benim en son omuz sakatlığım 3-4 sene önce olmuştu. Bir sağ omuzumun supraspinatus tendiniti olmuştu. Bunun da sebebi büyük ihtimalle çok fazla itme yapmak üst vücuttan. Zaten çoğu kişi de bunu çok yapıyor yani. Üst vücut için çekmeden çok itme yapıyoruz. Omuzu içe döndüren hareketleri daha çok yapıyoruz dışa döndüren hareketlere kıyasla. Ve sorun da aslında buradan kaynaklanıyor. Genelde o diyorsun. Evet, yani bir de bunun problem oluşmasının diğer sebebi de teknik. Evet. Yani birinci olarak insanlar tekneye çok dikkat etmeli. Yani bench'te hani köprü diyoruz ama illa o powerlifting köprüsüne gerek yok. Ama yine de omurgayı düzgün pozisyona sokmak için bir hani omuzu geriye atmak gerekiyor. Evet. Bunu yapmadığımız zaman sanırım mesela bench press'te aynı zamanda çok fazla itme yapınca bu kaynaklanıyor diye biliyorum. Omuz sakatlıkları böyle doğuyor diye biliyorum. Evet, bu şekilde. Ondan sonra yani diğer bahsedebileceğim sebep de çok fazla insanlar itme hareketlerine çok odaklanıyorlar. Bench press yapıyorlar, incline bench press yapıyorlar, fly yapıyorlar, decline bench press yapıyorlar. Ve bunları dengelemek için omuzu dışarı döndüren hareketleri neredeyse hiç yapmıyorlar. Arka omuzlarını çalıştırıyorlar. Bro programlamalarının evet, ne yazık ki. Evet, evet. Arka omuzlarını çalıştırmıyorlar, omuzu dışa döndüren kasları çalıştırmıyorlar. Yani en azından bir face pull bile yapsanız bu epey yardımcı olacaktır. Artı bunun dışında da programlarına eklemelerini tavsiye edeceğim bir şey. Barfix ve row tip hareketler. Bunları biraz daha fazla yapsalar çok daha iyi olur. Ve bench press tip hareketleri de biraz kıssalar çok büyük fark görecekler. Omuz ağrıları geçenden eminim yani. Ya ben 4 sene önce sakatladım yaklaşık omuzumu. En son sakatlığım o zamandı. Omuz sakatlığından bahsediyorum tabii. Biraz araştırdım ve gerçekten basit bir şey olduğunu fark ettim. O günden beri hiç omuzlarımla ilgili problem yaşamadım diyebilirim. Anladım. Yani özetle iyi teknik dedik. Onun dışında çok fazla itmeye odaklanmaktansa çekmeleri de programa katmak dedik. Ve bununla birlikte omuzu sürekli içe döndürdüğümüz için aslında dışa döndürme dengesini de ayarladığımızda omuzla ilgili çok sorun yaşamayacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet. Anladım. Yani omuz sakatlıkları ile ilgili arkadaşlar hani yapmanızı tavsiye ettiğimiz şeyler bu yönde. Yanlış olarak da kötü teknikten bahsettik ve kötü programlamadan bahsettik. Aslında çok basit şeyler yani genelde basit şeyler bizi sakatlıktan kurtarıyor. Ek olarak eklemek istediğim bir şey var mı omuzla ilgili? Kesin yapın diyebileceğim şeyler var. Hani genelde powerlifting odaklı senin kanalın. O yüzden söylüyorum. Bench press yapıyorlar. Face pull ya da arka omuzu çalıştıran bir hareket mutlaka ama mutlaka yapsınlar diyebilirim. Anladım. Genel olarak omuz sakatlıkları ile ilgili diyeceklerimiz bu arkadaşlar. Evet. Umarız faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.